Başbakan Davutoğlu Amerika'da yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan'ın Suriye'de geçiş sürecine belki Esed'le gidilme gibi bir şey olabilir açıklaması üzerine şunları söyledi. Geçiş yönetiminde Esad'ın iş başında olmasının geçiş yönetimini geçiş yönetimi olmaktan çıkartacağı kanaatindeyiz. Bu durum kalıcı bir statü oluşturur kanaatindeyiz. Bu konuda kanaatimiz değişmedi dedi. Bir daha. Başbakan Davutoğlu Amerika'da yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan'ın Suriye'de geçiş sürecine belki Esed'le gidilme gibi bir şey olabilir açıklaması üzerine şunları söyledi. Geçiş yönetiminde Esad'ın iş başında olmasının geçiş yönetimini geçiş yönetimi olmaktan çıkartacağı kanaatindeyiz. Bu durum kalıcı bir statüko oluşturur kanaatindeyiz. Bu konuda kanaatimiz değişmedi dedi. Aklı selim esastır. Yani sen Suriye Devleti'nin gururunu yerle bir etmeye kalkarsan adam can havliyle deriye döner. Seni asacağım, gururunu da yok edeceğim diyorsun. Şimdi adam senin bakış açın önemli görmez. Şimdi benim devletimi yıkıyorlar diyor. Ben de can havliyle kendimi koruyorum, nefsi savunma yapıyorum diyor. Yani niye çocuk öldürüyorsun, niye adam öldürüyorsun? Diyor ben böyle bir karmaşada çocuğu kadına ayırt edecek durumum yok. Beni öldürüyor, devletimi yıkıyorlar. Devleti korumak için ben her şeyi yaparım diyor ve böyle dehşet verici bir cevap veriyor. Ya bu çok korkunç bir cevap. Olayın kendi korkunç. Peki Amerika yağmur gibi adam öldürüyor. Niye ona bir şey demiyor hanımefendi acaba? Değil mi? Sen Amerikalı, Amerika'ya gidiyor. Sen o ülkeyi hiç uğramaman lazım oturumda. 2 milyon Iraklıyı şehit etti. Suriye'de de gece gündüz hava bombardımanıyla Suriye devletinin yaptığı cinayetlerin 10 mislini Amerika yapıyor şu an. Yani Suriye mesela 1.000 kişi şehit ettiyse Amerika 10.000 kişi şehit etti. Yani vahşet daha büyük Amerika'da. Tabii o acının verdiği bir kapanma. Ya Amerika daha fazla cinayet işliyor. Ben Amerika'ya gidiyorum. Amerikalılarla işbirliği yapıyorum. Yapmamam lazım demiyor. Yani katil bir derin devletle istemeden de olsa işbirliği yapmış oluyorum bu durumda demiyor. Suriye'nin şehit ettiği insan sayısına bak. Bir de Amerika'nın şehit ettiği insan sayısına bak. Yani milyonlar hesabıyla Amerika'nın şehit ettiği. Orada belirli yani 20 kişi ya da 100 kişi günde. O bir kota tespit etmişler. O kadar adam öldürüyorlar günde. Tabii bu dehşet verici. Yani deccaliyetin ne kadar acımasız ve ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor. Mehdiyet devreye girdiğinde Hızır yöntemleri olur. Hazreti Hızır gibi olur. Zahirinde yanlış gibi olur ama batınında doğru olur. Yani sanki Türkiye'nin sözüyle iş bitiyormuş gibi öyle bir şey yok. Toplu karar alınır böyle şeylerde. Alınan karar da uygulanır. Burada biz Esad'a mektup yazdık, gönderdik. Ondan sonra şak diye bütün dünyada politika değişti bir anda. Mektubun hemen akabinde. Hep gördünüz bak, bütün ülkeler tam tersini söylemeye başladılar. Siz dün hanıma da dediniz, bir haftada değişikliği fark ettin mi diye. O da evet dedi. Evet. Anlatmak istiyorum ama tabii kapalı bir üslupla anlatıyoruz. O hükümetten üstündeki güçlerden bahsedince ne demek istediğimi anladım. Sonra sözlerini değişti maşallah. Hepsi Esad'ı vermek için koalisyondaydı. Evet. Sizin ifadeniz, sizin buradaki imzanızdan hemen sonra koalisyondaki bütün ülkeler ifade değiştirdi. Evet. Tamam. Ve sizin saydığınız ülkelerin oluşturacağı bir işbirliği koalisyonuyla çözüm olacağını söylüyor. Aynı burada aldığımız karardaki modelin aynısı uygulanıyor şu an. Maşallah.